Merhaba arkadaşım, bu videoyu senin için hazırlıyorum. Bir listemiz var. Listemizdeki isim ve soy isimlerin ilk iki karakterlerini gözükmesi, diğerlerinin de yıldızı ya da başka bir karakter şeklinde gözükmesini istiyorsun. Bununla alakalı 4 tane formülümüz var. Bu 4 formülü ayrı ayrı göstereceğim. Sonra bunları birleştireceğim. İlk önce birleştir formülünden başlıyorum. Birleştir fonksiyonu nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor? Bunu bakalım. Bir yazıyorum. Excel'de birleştir ile alakalı başlayan, bir ile alakalı başlayan etiketleri aşağı doğru sana sunuyor. Bu hangisini kullanacaksın? Birleştiri seçiyorum. Diyor ki birinci metnini seç. Araya noktalı virgül koy. İkinci metnini seç. Parantezini kapat. Ben onu birleştiririm diyor. Eğer daha fazla birleştirmek istiyorsan araya noktalı virgül koyabilirsin. Örnek burada ad soyad arasında bir boşluk yok. O zaman biz buraya bir boşluk karakteri verelim. O ikisini birleştirelim. Şimdi birinci metinle ikinci metnin arasında geliyorum arkadaşlar. Tırnak tırnak koyuyorum. Şuraya bir tane boşluk bırakıp noktalı virgül koyduğumda birinci metni al. Araya bir karakter boşluk ver. İkinci metni birleştir demek istedim ben buna. Bakalım oldu mu? Evet oldu. Soldan formülü ise yazının solundaki kaç karakteri almak istediğimi bize veren bir formül. Eşittir yazıyorum. Sol yazıyorum. Hemen etiket açılıyor. Metni seçiyorum. İki karakterini bana getir diyorum. Soldan iki karakteri alacak. Yani A, H gelmiş olacak. Bakıyorum A, H geldi. Bir de yenile var arkadaşlar. Yenile formülü bir değerin kaç kere yenileneceğini bize gösteren formül. Eşittir diyorum. Y yazıyorum. Geliyor hemen yenile formülü. Yenile formülü geliyor. Seçiyorum burayı. Elif kaç kere yenilensin? 3 kere. Bakın arka arkaya 3 kere yenilenmiş oldu. Şuradaki sayıyı artırıp azaltabilirsiniz. Mesela 2 yapalım şimdi de. 2 kere yenilendi. Uzunluk ise bir kelimede kaç tane karakter var? Onu bize sayıyor. Aylin kelimesinde 5 tane var. Eşittir diyorum. Uzunluk. Hemen Aylin'i seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. 5 tane karakter geldi. Şimdi bu 4 formülü birleştirerek aşağıdaki tablo 2'de gördüğünüz şuradaki gibi ME, FE şeklinde diğer karakterlerin yıldız şekilde yazacağız. Şurada başlayalım. Şurada çalışalım. Şunları siliyorum arkadaşlar. Seçtim. Delete tuşuna bastım. Temizledi. Eşittir diyorum. Yapacağım bütün bu çalışmayı birleştireceğim. Onun için ilk önce birleştir formülünü kullanmak istiyorum. En başta en dıştaki formülüm bu. Seçiyorum. Seçtikten sonra ne yapacaktım? İlk iki karakteri alacağız. Hemen soldan formülünü seçiyorum. Seçtim. Metni seçtim. Noktalı virgül koydum. 2 yazdım. Parantezimi kapattım. Araya tekrar noktalı virgül koyuyorum. Noktalı virgül soldan iki karakteri al diyor. Şimdi yenile formülüyle diğer karakterlerin yıldızlanma işlemini yapacağım. Bu sefer ne yapıyorum? Yenile. Mehmet'i yenile. Yenile yazıyorum. Bunu yenilerken şöyle bir şey yapacağım. Size söylemiştim şunu. İki tane tırnak, iki tane tırnak arasına boşluk koyarsanız boş olarak getirir. Yıldız koyarsanız yıldız getirir. X koyarsanız X getirir. Dedim ki yıldız koy karakterleri. İki karakterden sonrasına yıldız koy. Ve uzunluk diyor. Mehmet'te 6 karakter var. Uzunluk formülü yazacağım. Bunu ona tanımlayacağım. Uzunluk. Mehmet'i seçiyorum. Burada şu yenileden sonra yazdığımı. Mehmet'in değerini yenile. Toplam karakterini say. Ondan ilk ikisini çıkar. Parantezi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz şekilde ilk iki karakter geldi. Kaç tane karakter kalıyor geri? 4 tane. 4 tane yıldız geldi. Bakıyorum 4 tane. Excel'in en sevdiğim özelliği. Aşağı doğru tıklıyorsun.
Ne yaptı? Formülü diğer hücreleri de kopyaladı. Sağa doğru çekelim bunu. Sağ da yaptı. Tekrar sağa çektikten sonra aşağı doğru tıklıyorum. Aşağı doğru da formülümü işletmiş oldum. Birkaç alıştırma sonrasında siz de yapabilirsiniz. Sağ tarafta formülleri tek tek kullanacağımız formülleri ve birleşmiş halini sizin için örnek olarak bıraktım. Hepinize iyi günler diyorum. Yorumlarda yapmak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz videolar için yorum bırakabilirsiniz.